Joy gel. Bugün neden bahsediyorum biliyor musun? Hey! Joy! ...2020'ye girdiğimiz bu günlerde sizlere bir konudan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konunun aslında çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Ben de böyle bunun hakkında birazdan bahsedeceğim. Böyle düşündüğümde wow dedim. Evet, gerçekten doğru. Ve insanlara da bu şekil, yani bu açıdan birazdan bahsedeceğim açıdan yaklaştığınızda belki faydasını görebilirsiniz. En azından insanları bu anlamda biraz tanıma şansınız olur diye düşünüyorum. Yani bana yardımı dokundu. O yüzden bilmiyorum size de dokunur mu? Çok uzatmadan konuya girelim. Bugün sizlerle savunma mekanizmalarını konuşacağım. Ama bu savunma mekanizmaları diye bilmiyorum. Belki psikolojiye ilginiz varsa duymuşsunuzdur. Ya da belki hani o tarzda diyeyim yani. Psikoloji kitapları okuyorsanız hani savunma mekanizmaları, işte egonun savunma mekanizmaları muhakkak duymuşsunuzdur. Ama burada farklı şekilde ele alacağım. Ve benim için bazı kapılar açtı. Nasıl ele alacağım biliyor musunuz? Duygulardan kaçmak için kullandığımız savunma mekanizmaları. Neden duygulardan kaçıyoruz? Çünkü duygular acı veriyor. Ve birazdan bahsedeceğim 4 ana savunma mekanizmasını dinlerken şuna özellikle bir dikkat etmenizi istiyorum. Acaba bu bende var mı? Ya da hani sizde yoksa tanıdığınız kimde var? Bu mekanizmayı diyeyim kullanıyor mu? Çünkü muhakkak o mekanizma ona bir yarar sağlıyordur. Bunu neden kullanıyoruz? Duygulardan kaçmak için, o acıyı hissetmemek için. Şimdi birinci savunma mekanizmamız, daha doğrusu duygulardan kaçma yöntemimiz diyeceğim aslında ben buna, işkolik olmak. Tabii ki de şunu demiyorum, bütün işkolikler kesinlikle işte duygularından kaçar. Asla, lütfen o yüzden bunları böyle ele almayın. Özele konuşmuyorum, gayet işkolik olup aynı zamanda duygularınızı dolu dolu yaşıyor olabilirsiniz. Lakin duygularınızdan kaçtığınızı yakaladığınız durumlar varsa ve bu duygularınız, mesela bir acınız var ya da yaz sürecindesiniz ya da canınız sıkıldı, hemen kendinizi işe mi veriyorsunuz? İşkolik olmak, yani işle böyle inanılmaz deliler gibi zaman harcamak diyeyim, buna harcamak gerçekten sizin bazı şeylerden kaçmanıza vesile mi oluyor? Konuya böyle bakın ve bu açıdan ele alın. Eğer siz bütün zamanınızı neredeyse 7-24 hep işe veriyorsanız, ailevi sorumluluklarınızdan belki kaçıyorsanız, belki sevgilinizle nedense hani zaman geçirmek istemiyorsanız ya da ayrılma sürecindesiniz, onu istemiyorsunuz, çalışıyorsunuz. Neyse bu işe sığınmak demek ve o acıyı, o duyguları hissetmek, yani buna acı deyip duruyorum ama duygu hali aslında o da, hani acıyı deli gibi büyütmeye de gerek yok. Evet acı, evet kalbimizi yakıyor bazen ama o da bir duygu, o da geçecek. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Tek sebebi bizi büyütmesi. Bu arada bu video yayınlandığında büyük ihtimalle acıyla ilgili bir video çektim. O yayına girmiş olabilir. Eğer girdiyse buraya koyacağım, oradan izlersiniz. Girmediyse de ilerleyen günlerde mutlaka girecektir. Ona da bir göz atmanızda fayda var diyorum. Dolayısıyla birincisi işkolik olmak ve yani sizde eğer bu varsa, hep çok meşgulüm, şu anda zamanım yok, hep yorgunum falan gibi böyle kelimeler kullanabilirsiniz. Ve bu arada beni çok çok etkileyen, arkadaşlar iki şeyin altını çizeceğim, yine böyle bir fişek hızında düşünmeye başladım. Yavaşlıyorum. Bunları, bu bilgileri böyle ben değişik seminerlere katılıyorum. Bazen böyle gözlemci olarak birçok şeye katılıyorum diyeyim size. Çünkü ilgi alanım bu. Çok seviyorum. İnsanları tanımayı, araştırmayı, psikolojiyi gözlemlemek benim yani ve bu dünyada en sevdiğim şeylerden biri. Dolayısıyla da sizinle paylaştıklarımı hani bir eğitimden edindim diyeyim bu bilgiyi. Hani bir anda böyle hem ben bunu paylaşayım, wow enteresan bir bilgi geldi gibi olmadı. Bilginiz olsun. Onun dışında da şu var. O eğitimde bahsi geçti. Benim çok 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 böyle bayıldım yani o söze. İngilizce söylendi. Çünkü Amerikalı, işte 3 kişi veriyor. Neyse ama biri Amerikalı. Şöyle bir şey söyledi o beyefendi. Şuydu tam olarak. Overthinkers are underfeelers. Bu ne demek?
Çok düşünenler az hissedenlerdir diyor. Bunun üzerine bir düşünün. Çok çok düşünenler az az hissedenlerdir. O kadar doğru geldi ki bana. Böyle bir farkındalık anı yaşadım diyebilirim size. Şimdi bir ikinciye geçiyoruz. İkinci savunma mekanizmamız diyeyim, mükemmelliyetçilik. Yine İngilizce'de şöyle bir artık atasözü mü diyeyim, bir söz vardır diyeyim. Perfect is the enemy of good. Bu da şu demek, mükemmel iyinin düşmanıdır. Yani biz bir şeyleri aslında mükemmel yapacağız diye anı kaçırıyor olabiliriz. Ve bu da bizim savunma mekanizmamız. Yani acıdan, yani daha doğrusu acılar deyip durmayacağım, duygulardan ama kötü duygulardan kaçınma yöntemimiz. Çünkü biz mükemmel olmalıyız ki ondan sonra o duygularla bir gün gelir, ilgileniriz elbet. Ama biz bir mükemmel olalım. Ve bu sebeple de, bu mükemmel olma aşkıyla da diyeyim, o anı kaçırıyoruz, o anı yaşayamıyoruz. Bu da aslında inanılmaz büyük bir kayıp oluyor. Belki farkındasınız, belki de değilsiniz. Özellikle bu mükemmelliyetçilik bende de hani çok fazla yok ama var. Yani özellikle işte kendini belli eden mükemmelliyetçi tarafım var. %60'larda ama bunu daha da aza indirmek istiyorum. Sizlere iki kelam sözüm mü var derler ama kelam zaten söz değil mi? İki kelamım var diyeyim. Mükemmel olmak uğruna feda ettiğiniz şeylere bakın. Size en iyi gelecek şey hiçbir şeyi mükemmel yapmamak. Yani eksik yapın. Böyle hani o %100 olması gerekeni %90 yapın. O zaten sizi inanılmaz böyle bir tırmalayacak, rahatsız olacaksınız. Ama öyle yapın. Çünkü sizi esas geliştirecek şey bu. Şimdi üçüncü duygulardan kaçma yöntemimiz, mekanizmamız başkalarını memnun etme çabamız. Ve başkalarını memnun etmeye çalışmak demek aslında hayatınızı başkalarının duyguları üzerinden geçirmeniz demek oluyor. Çünkü siz mesela birini memnun ediyorsunuz. Kendi duygularınızla yüzleşmek istemiyorsunuz ya, onlar cız, kötü, tükaka. Onlar orada içeride bir kalsın, yani gerek yok, onlara dokunmayalım. Siz işte mutlu musun Ali? Ayşe iyi misin? Ay işte Solin her şey yolunda mı? Ben sana ne yapayım? Falan böyle belki ona ev işlerinde yardımcı oluyorsunuz. Belki yemek yapıyorsunuz. Her neyse bu önemli değil. Ama önemli olan siz onu mutlu etmeye ya da onun yani duygularını değiştirmeye, yani daha da mutlu olsun, daha da iyi olsun, neyse. Ve bu kadar memnun etmeye çalışarak aslında siz varlığınızı da belki de bir yerde o kişinin duyguları üzerinden sağlıyorsunuz. Herkes arkadaşlar kendinden sorumlu. Siz hiç kimseye hiçbir şekilde bir şeyleri yapmak zorunda değilsiniz. Bu şeyden bahsetmiyorum. Ailevi sorumluluklar, işte ne bileyim, ev işlerinde yemek yapmak sizde, bulaşıkları yıkamak eşinizde gibi gibi, hani o böyle iş sorumluluklarından bahsetmiyorum. O sizin düzenlemeleriniz. Ama birilerini memnun etmek zorundayım duygusu varsa içinizde, böyle bir şey tamamen koca bir yalan ve siz kendinizi net olarak kandırıyorsunuz. Bunun bir farkına varmanızı isterim. Çünkü dediğim gibi, yani en başından beri hep altını çiziyorum bu videoda. Önemli olan sizin duygularınızı, evet gel bana ne anlatmak istiyorsun, neyi yaşamam gerekiyor şu anda. Atıyorum hüzün hissediyorum. Neden hüzün hissediyorum? Hüzün hissediyorum çünkü bir arkadaşımla kötü kavga ettim. Bu yüzden de gittim işte Ali'yi memnun etmeye çalışıyorum. Onun işlerini halletmeliyim, onu mutlu etmeliyim, o mutlu olmalı. O mutlu olmazsa çünkü bütün dünyanız yıkılır. Olay da zaten aslında orada başlıyor. Siz bir gidin bu hüznünüzle bir yüzleşin. Belki gerekirse arkadaşınızla aranızı düzeltin. Ya da çok güzel şeyler yaşadık ama bitti buraya kadarmış diye tatlı bir dille konuşun. Karşılıklı gerekirse, gerekmezse yazın, neyse. Ondan sonra ona bir bakın, yine memnun etmek istiyor musunuz? Bunu dedikten sonra da geldik dördüncü ve son savunma mekanizmamıza. Bu savunma mekanizması da açıkçası diğerlerinden farklı. Çünkü bu üç savunma mekanizması saydığım, hani işkolik olmak, mükemmelliyetçilik ve başkalarını memnun etmeye çalışmak, bunlar iç dünyanızdan kaçmak için kullandığınız metodlar diyeyim. Mekanizmalar daha doğrusu. Ama dördüncüsü can sıkıntısı.
ve can sıkıntısı dış dünyadaki olaylardan kaçmak için kullandığımız bir mekanizma aslında. Ve çok açıkça ben bu can sıkıntısını hani konuşurken eğitimde diyeyim hani seminerde şunun farkına vardım. Bence can sıkıntısı daha çok özellikle 90'dan sonra olan bir şey. Yani nedense hani bilmiyorum tabii bunu genelliyorum. Lütfen ben böyle değilim demeyin yani diyebilirsiniz ama hani özellikle böyle herkes böyledir demiyorum. Zaten söylediğim hiçbir şeyde inanın hani genelleme yapmamaya çok dikkat ediyorum. Ama böyle olabilir diye algılayın. 90-92 sonrası diyeyim daha böyle bir sıkılmaya başladı. Yani her şeyden sıkılıyorlar. Hani ne yapıyorsun? Sıkılıyorum. Nereye gideceğim bilmiyorum. Çok sıkılıyorum ya. Hani böyle hep bir can sıkıntısı. Ve bana kalırsa da bunun en büyük sebebi hani sizler özellikle 92 sonrası doğan arkadaşlarımız diyeyim. Siz böyle her şeyin içine doğdunuz. İnanılmaz bir teknoloji bombardımanı var. Ve hani birçok alanda hani benim mesela her istediğim olmuyordu ve beklemem gerekiyordu. Bazı süreçler vardı. Yani telefon alırken bile hatırlıyorum ben orta sondaydım ilk telefonum olduğunda. Nokia 8310 muydu ilk hatır yani. Annemde Ericsson vardı. Neyse hani onun için bile beklemiştim. Şimdi hani ben görüyorum hani ilkokula giden erkek de kız da hani çocuklar da hep böyle iPad'ler, bilmem neler, işte cep telefonları var. Dolayısıyla şuna geleceğim. Hani bu kadar her şeye sahip olarak büyümekten dolayı da belki de canınız sıkılıyor olabilir. Bu can sıkıntısı yaşayan arkadaşlar dış dünyadaki olaylardan kaçmak için aslında bunu kullanırlar. Bu yüzden de zaten bu bir savunma mekanizması olarak geçiyor. Çünkü siz işte ne bileyim bir olay yaşadınız orada işte üzüleceksiniz ya da ne bileyim canınız sıkılacak ama böyle duygusal olarak can sıkıntısı. Onun yerine ay ben çok sıkılıyorum zaten falan. Hani böyle bir hal. Çok sıkıldım hani bu. Böyle bu şey oldu trend oldu aslında can sıkıntısı. Hani gerçekten hani bizim yani bizim zamanımızda yoktu diyeceğim de böyle artık 31 Ocak'ta bunu söylüyorum utanmıyorum da 32 yani 31 Ocak işte 2020'de 32. yaşım bitiyor ve biten yaş söylenir yani 32 yaşındayım. Bizim zamanımızda bu yoktu yani biz bu kadar sıkılmıyorduk. Dolayısıyla bu can sıkıntısına sıkılan arkadaşlar varsa hani özellikle dediğim gibi yaşı daha 25-6 olan arkadaşlara sesleniyorum. Buna bir çözüm bulmanız gerekiyor. Dış olaylardan kaçmayın, dış dünyadan kaçmayın. Her ne yaşıyorsanız onun üstüne gidin. O canınız sıkılmasın. Bu arada mutlaka duymuşsunuzdur. Biraz böyle büyük anne gibi olacak ama benim de niye aklıma geliyor? Şey derdi bizim büyüklerimiz, anneannem falan ben küçükken derdi. Sıkı can iyidir, kolay çıkmaz derdi. O yüzden canınız sıkılıyorsa demek ki burada bir şey var. Yani ben hep şöyle bakıyorum. Bir şey varsa canım sıkılıyor mesela. Ben öyle duramam. Canım sıkılıyor, durayım böyle. Neden canım sıkılıyor? Yani bunu bir çözmem gerekiyor. Hani canım sıkılıyor çünkü işte ne bileyim dün tartıştım ya da bilmem kime kafayı taktım. Ya çok yani sinirim bozdu o benim diyorum. Ama orada da durmam. Ben durmam. Niye sinirimi bozdu? Ne oldu da sinirim bozuldu? Didiklerim. Hani o bir travmadan mı kaynaklanıyor? Ne bileyim ben 5 yaşında bir şey yaşadım da o mu tetiklendi? Ya da onun bakışı niye bana garip geldi? Yani bunun bir sebebini bulurum. Çünkü bir şey yaşıyorsak bu boşuna değil. Özellikle travmaların tetiklenmesi gibi konular ki bu videonun hiç o konusu değildi. O yüzden bahsetmiyorum. Ama bunlardan dolayı da o savunma mekanizmalarına geçiyor olabilirsiniz. Tabii ki de birçok sebebi var. Umuyorum ki bu video size yararlı olmuştur. Sorularınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Seve seve bekliyorum. O yüzden lütfen bunu paylaşmaktan çekinmeyin. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Ama eğer ki bu bahsettiğim savunma mekanizmalarından biri varsa bunlarla yüzleşmeye ne dersiniz? Sizde bunlardan biri var mı? Buna bir dönüp bakın derim. Ya da tanıdığınız insanlarda var mı? Ben bu açıdan insanları ele aldığımda böyle wow dedim birkaç alanda yani birkaç insanda çünkü var mesela çevremde. O yüzden böyle değişik bir farkındalık yaşattı bana. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız gerçekten şükran duyuyorum size.
Haftaya görüşmek üzere. Dediğim gibi sevgi, neşe, coşku ve içinizdeki çocukla kalın. Hoşça kalın. Hoş geldiniz. Şöyle bir şey söyledi o beyefendi. Ne dedi? Onun dışında da güzel bir gün olsun, güzel bir gece olsun akşam izliyorsanız, güzel bir hafta olsun, güzel bir hayat olsun diye devam ediyorum. Ya bugün hava bayağı bu arada kapalı. Dün çok yağmur yağdı. Ne alakası? Alakaya maydanoz.